Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Tığımın numarası 22 numara. Şöyle yeşilim. Altın başak 2 numara. 129 mavi rengim turkuaz yakın şöyle sarımda 600 numara arkadaşlar şöyle koyu kırmızı yapıp yakın 328 numara bu şekilde Evet size bu güzel renklerden bir model hazırladım yine çok güzel bir modelimiz oldu arkadaşlar şöyle bu model istenince hemen hiç şöyle itiraz etmeden kabul etti modelin yapılışını çünkü ben de çok seviyorum bu modeli ve yapılışını da çok seviyorum şöyle duruşunu bakın sallantılı bir model arasında bir tane köprü var bunu bir tane iki tane de koyabilirsiniz zevkinize göre aralıkları nasıl isterseniz şöyle iki tane bırakıp bu şekilde üçüncüye örümceği yapıp devam edebilirsiniz Evet bugünkü size anlatacağım modelin bu şekilde Şöyle bakın modelime yakın plan. Göstereyim şöyle tekrar. En çok beğeniyorum bu modeli arkadaşlar. Yapılışı da bir o kadar zevkli. Hoş bir model. Hem de sallantılı bir model. Şöyle tığ battılarımı da ikişer zincir olarak çektim. Biraz benim tığ battılarım iri oldu. krepten dolayı. Eğer e, sizin eliniz sıksa üçer zincirle de yapabilirsiniz tığ battılarınızı. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Şimdi ilk önce köprüyü yaparak başlayacağız. Bakın başında olduğu gibi ilk önce köprüyü yaparak başlayacağız. Fakat köprüyü yapıp bıraktığım için böyle örümcekten başlayacağız. Şöyle flaşı kapattım. Bugün sadece ışıkla yapacağız inşallah arkadaşlar. Şöyle güzel bir çekimimiz de olur. Bir tane zincirimi çektim. Hemen sık iğnemin tepesine. ipimi uzatıyorum. Orta boy bir örümcek alıyorum. yapıyorum. Örümceğimin boyutu bu kadar. Ve ucuna 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi örümceği kapattım. bu noktadan şöyle tam ortasından tek katından değil kapatalım ve bu şekilde bir tane yuva yaptık dibine bir tane zincir çekiyorum yine ilk yaptığım örümcek büyüklüğünde buraya bir örümcek yapıyorum yani orta boy bir örümcek şöyle örümceklerinizi de karşılaştırabilirsiniz büyüklük olarak bakın şöyle iki tane örümceğimiz oldu ve bunu üçüncü tığ battının içine bir iki ve üç hemen buraya kapattım sabitledim şöyle bir sonraki tığ battıya sık iğne ile bakın hiç zincir çekmeden geçişimi yaptım Evet örümceğimizin yapılışı bu kadar şimdi köprümüzün yapımına başlıyoruz bir sonraki tığ battıya bu şekilde sık iğne ile geçtim bu sık iğne bir zincirim 2 3 ve 4 zincir Sık iğneden hariç buraya 4 tane bu şekilde zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battının sık iğne ile geçtiğim tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 2 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yaptığım trabzanımın içine giriyorum ve 2 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 ve 4 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Yapmış olduğum trabzanımın içine girip şöyle bakın 2 2 alarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bir defa tığım başını doladım. Yaptığım bu yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir bir defa doladım. Trabzanın arasına girdim. Bakın o trabzanı yaparken bu yaptığım alttaki 4 zincirden parmağımla tutup şöyle 2 2 alarak rahat bir şekilde bu zincir halkalarımı oluşturuyorum. Tekrar 4 zincir bir defa tığı doladım. Hemen trabzanımın arasından girip şöyle tırnağımla iki iki alarak tuttum. Yedi tane yapıyoruz toplamda. Yine dört zinciri çektim. Bir defa doladım. Hemen zincir halkamın arasından girip bakın trabzanın tam orta yerinden bağlarsanız yukarı doğru sıyrılma olmaz. Bakın bu şekilde yedi tane yaptık. Sayın bir 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu dördüncü tığ battıya kapatacağım. Bu yapmış olduğumuz zincir halkalarımızı. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın örümceğimizi 2'ye ama köprümüzü dördüncü tığ battıya kapattım. Bakın bu şekilde. Şöyle yaptığımız işe bakalım arkadaşlar orta kısımdaki örümceğimiz üçüncü tığ battı da köprümüzü bu şekilde bu orantı iyi arkadaşlar 9 yapıp daha büyük yapmaya gerek yok yani karer 7 taneden çok güzel bakın tepe köprü oluşturuyoruz şimdi ilk başladığımız gibi bir sonraki boş olan tığ battıya sık iğne ile geçiyorum şöyle dibinde bir tane zincir çektim örümcek yapacağız şöyle bakın ipimi orta boy uzattım bu seviyede bunu şöyle tek katından girerek sık iğne ile buraya sabitledim şu örümceği fazla sıkmayın çünkü altı zinciri buraya kapatacağımız için fazla sıkı olursa kapatamayız Evet altı zincirimi çektim hemen bu yuvamın içine giriyorum yuva dediğimiz kapattığım sık iğnenin içine giriyorum Hemen bir tane zincirimi çekiyorum dibine. Yine uzattım. Şöyle tek kanadından giriyorum ve bakın bu şekilde ikisi de aynı boyutta olmak şartıyla örümceğimi yaptım. Bunu yine üçüncü tığ battıma Hemen 1 2 ve 3. Üç. Üçüncü tığ battıma buraya kapattım. Sabitledim. Bakın bu şekilde sallantılı bir çiçeğimizin olmasını bu örümcekler sağlayacak inşallah bakın arkadaşlar şöyle örümceğimiz <laughs> Evet şimdi bir tane daha köprü yapalım hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 4 tane zincir çekiyorum bakın sık iğneyi bir zincir sayıyorum ilk başlarken 3 ve 4 bir defa doladım Sık iğneyi saymazsanız 3 zincir çekin sayarsanız sık iğne ile beraber 4 zincir çünkü o da bir tümseklik oluşturuyor. bir zincir kadar. Evet 1 2 3 ve 4 zincir bir defa doluyorum. Bu trabzanımın hemen orta belinden şöyle tutayım Bakın orta belinden şöyle 2 2 alarak kapattım. 1 4 zincir bir defa doluyorum hemen giriyorum ara kısmından 2 4 zincir bir defa doladım hemen buraya 2 2 alarak trabzanımı yapıyorum 3 ve 4 bir defa doladım trabzanın belinden şöyle bakın tutuyorum tırnağımla 2 2 alarak bağladım 5 oldu 4 zincir bir defa doladım hemen burada 2 2 alarak trabzan yaparak bağladım 1 2 3 4 zincir iplerimi çok güzel esnetiyorum arkadaşlar neden olmuyor diye sorduğunuzda ipimi şöyle kopma derecesine kadar yani bir tık daha zorlasam kopacak o derece hiç esneme payı kalmayacak şekilde esnetip ondan sonra bu şekilde boyalarımı yapıyorum Evet yine altı tane yedi tane oldu bakın şimdi bunu da yine dördüncü tığ battımıza kapatacağız sayalım 1 2 3 ve 4 dördüncü tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum şöyle hiç zincir çekmeden bir sonraki boş olan tığ battıya geçişimi yapıyorum şimdi bırakıyorum Çünkü yeterli oldu arkadaşlar iki örümcek iki tane de köprü gösterdim bu şekilde bakın bu örümceklerin üzerine yaptığımız altı zincirli yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve modelimi çiçeğimi yapmaya başlıyoruz sık iğnemi sayıyorum bir zincir üzerine 2 3 ve 4 Evet 3 zincir bir de sık iğne 4 zincir bir defa tığımı doladım Hemen yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle 2 iki alarak trabzan yaptım. Bakın, bir tane zincir halkayı oluşturdum. Dört tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasına giriyorum. Bakın parmağımla bu şekilde bir önceki zincir halkamı tutuyorum. Şöyle tığımın trabzan yapmasına destek veriyorum. Yine dört zincir. Bir defa tığımı doladım yaptığım son trabzanın içine girip şöyle 2-2 iki, alarak iki trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum ve en son yaptığım trabzana sık iğne ile bu 5 zincirimi kapatıyorum tepeye bir tane bu şekilde kirpik yaptık bakın arkadaşlar tepe noktasında bu şekilde minik bir kirpiğimiz oldu ve 4 zincir hemen bakın buraya sık iğne yaptık bir alta ortadaki trabzanın içine sık iğne ile sabitliyorum ikinci e, sırayı yani aşağı iniş sıramızı bu yapmış olduğumuz trabzanlara sık iğne yaparak iniyoruz yine 4 zincir ilk yaptığımız trabzana sık iğne ile bu şekilde tutturduğum ikinci 4 zincirimi yine 4 zincir Hepsinin karşılığına birer 4 zincir yaparak iniyoruz. Bu da ilkinin karşılığı yeşil yuvaya yaptım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 zincirimizi çekelim. Evet ilk dalımız bu şekilde oluyor. Bakın çok tatlı oluyor arkadaşlar. Yapılışı çok güzel. Şimdi ikinci yapalım. ikinci ve üçüncüyü de. Bir defa doladığım zincirimin üzerine yeşil yuvaya girip bir ilmek çıkardım. 2, 2 aldım. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım hemen bakın trabzanın şöyle orta beline 2 2 alarak trabzan yaptım şöyle kıpırdatmazsam çözünürlük bozulmayacak 4 zinciri çektim bir defa tığımı doluyorum ortadaki son yaptığım trabzanın arasından ilmek çıkarıp 2 2 aldım. 5 zincir çekiyorum. Ve buraya son yaptığım tırabzana bu şekilde sabitledim. Şöyle 1 2 3 4 zincir. Şimdi birer birer aşağıya doğru dörder zincirlerimizi kapatacağız. Sabitliyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir. Hemen bir alttakine sık iğne ile 4 zincirimizi sabitleyelim. 1 2 3 4 zincir. Şöyle bakın. Yeşil yuvanın içine sabitliyorum. Hemen kapattım. Evet, ikinciyi de bu şekilde tamamladık. 2 3 sık iğnemle beraber 4 zincir. İlkine sadece 3 zincir çekiyorum arkadaşlar fazla tümsek büyük oluyor o zaman. Bu şekilde yaparsan diğerleriyle aynı seviyede bir dalımız oluyor. Evet bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzanı yaptım. 2 3 4 zincir bir defa doladım. Şöyle bakın son yaptığım trabzana. 2 2 alarak bu şekilde yaptım sonuncu 1 2 3 4 zincir bir defa doluyorum son yaptım trabana 2 2 alarak 3ünü zincir halkamı da yaptım bu şekilde ve 5 zincir çekiyorum buraya kapattım kirpik olarak Evet. 3 tane zincir halkasından sonra 5 zincirimi son yaptığım zincir halkasına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 ve 3 4 zincir. Hemen bir alta sık iğne ile sabitliyorum. Yine 4 zincir. Bir sonraki bakın halkama buraya sabitliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Sonuncu 4 zincirimi de yeşil yuvanın içine kapatalım ve sabitleyelim. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopardım. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş anlattım. İnşallah güzel bir çekim olmuştur bu çözünürlüğün yüzünden. Evet, şimdi ipimi şöyle bakın. İpimi şöyle arkada ilmek çekip arkada yakacağım arkadaşlar bunu değil sadece bunu çektirmeniz yeterli şöyle arkadaki şu ilmekten alıp çektirip hemen geliyorum Evet arkadaşlar sizle beraber yaptığımız sarı rengimiz şöyle köprülerinde 7 tane zincir halkasından oluşan örümceğimizin boyutu da bu şekilde şöyle tülbentin üzerine inşallah daha güzel gözüküyor modelin bu şekilde. Bu modeli çok seviyorum ben. İnşallah siz de benim gibi beğenirsiniz arkadaşlar modeli. Yapılışı da dediğim gibi işinize yarayan bir çekim olmuştur inşallah. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir sallantılı halinde tutayım. İnşallah güzel bir çıkıyordur görüntü olarak. Şöyle. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.